Tüm oyun severlere de Gaming kanalından merhaba. Elden Ring'in ek paketi Shadow of the Earth Tree için hazırladığımız yol haritası rehber videolarının 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. Elden Ring son derece başarılı bir açık dünya oyunu olsa da bize hangi sırayı takip ederek ilerlememiz gerektiği konusunda yeteri kadar bilgi vermediği kesin. İşte bu belirsizlikleri azaltmak amacıyla the Gaming kanalı olarak ana oyun için geçmişte yol haritası videoları hazırlamıştık. Aynı şekilde bu ek paket için de 3 bölümden oluşan bir seri yaptık. Umarım izlediğin hoşunuza gider ve sizlerden beğeni alabiliriz. Videomuza geçmeden önce ilk iki bölümü izlemeyenlerin sağ üstte çıkan linkten göz atabileceklerini hatırlatalım. En son yüklediğimiz yol haritası videomuzda Shadow of the Earth 3 DLC paketinde dönüm noktası olan Skado ağacını yakma işlemini tamamlamış ve oyunun son legacy zindanı olan Enir Ilim şehrine adım atma aşamasına gelmiştik. Ancak tavsiyemiz bundan önce oyunun opsiyonel bölgelerinde ziyaret edip haritayı tamamen açmanız. Bunun sebebi ise oyunun son boss'u ile kapışma, From Software tarihinin en zor dövüşlerinden bir tanesi olması. Ve buna ne kadar hazırlıklı girebilirseniz o kadar iyi. Özellikle de bu hazırlık sırasında Skado ve Ash Blessing seviyelerini yükseltmek son derece önem taşıyor. İşte bu hazırlık aşamasını 4 bölüme, daha doğrusu 4 bölgeye ayırıyoruz. İlk olarak Ejderhalar ve takipçilerin cirit attığı Jacket Peak bölgesini ziyaret edelim. Bu bölge, Gölge Dünyası haritasının güneydoğusunda kalıyor ve buraya iki farklı şekilde ulaşmak mümkün. İlk olarak Graveside Plain'in doğusundaki Dragon's Pit Zindanı'nın içinden gidilebilir veya Cerulean kıyısının doğusunu takip ederek. Bizim tavsiyemiz eninde sonunda her iki noktadan da buraya bağlantı sağlamanız. Ancak ilk olarak doğudan giderseniz daha isabetli olur. Bunun nedeni ise Dragon's Pit zindanına gidiş yolunda Egon adlı NPC karakteriyle tanışarak Ejderha Bale ile ilgili görev serisini başlatmanız gerektiği. Bale! Egon ile daha sonra tekrar Jagged Peak'te konuşmanız lazım ki Bale ile olan savaşta size yardımcı olsun. Ayrıca Bale'e girmeden önce Ejderha Tarikatı rahibesine de mutlaka uğrayın. O da size bu savaşta yardımcı olacak önemli bir eşya verecek. Bu görev serisi ile ilgili daha detaylı bir içerik hazırlanıp yakında kanalımıza yüklenecek takipte kalın. Jagged Peak'teki ana amacımız Ejderhaların Efendisi Bale'i alt etmek. Ancak bundan önce bir yandan civardaki diğer ejderhaları tek tek yok edin bir yandan da tüm bölgeyi açıp çevredeki ganimetleri toplayın. Bale'e giden yol atınız ile beraber biraz atlama zıplama gerektiriyor ve girişi çok bariz değil. İyi bakınmanız lazım kaçırabilirsiniz. Bu arada dövüş zor gelirse savaş arenasının önünde kamp ateşi var. İstediğiniz zaman hatta son boss'u yendikten sonra bile buraya geri gelebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Sonra eğer Cerulean kıyısından bağlantıyı sağlamadıysanız Ejderha tarikatının batısına düşen Sharos Hidden Grave bölgesinde ziyaret edin. Burada da dövüşülecek mini bosslar ve değerli eşyalar var. Yol haritamızda sırada önereceğimiz etkinlik ise Count Ymir Görev Serisi'ni tamamlamanız. Count Ymir'in yeri Skado Altus bölgesinin doğusundaki Manus Meteor Katedrali. Ymir sizi Finger harabelerine yönlendirecek ve her bulduğunuz harabe alanından sonra ona dönüp sıradaki gideceğiniz yeri öğreneceksiniz. Ta ki son aşama olarak tahtının altındaki gizli zindana girene kadar. Burada da Mother of Fingers bossu ile kapışmanız lazım. Ardından da görevin son aşaması olarak Count Ymir'i yenmeniz gerekiyor. Bu oldukça detaylı görev serisini sağ üstte çıkan linkten izleyebilirsiniz. Bir önceki videomuzu hatırlarsanız Mesmer ile karşılaştığımız Shadow Keep Shadows'unu temizlerken atladığımız iki bölge vardı. Şimdi oraları ziyaret edeceğiz. İlk olarak hedefimiz Scudder adlı bölge. Buraya erişim Shadow Keep Backgate adlı Site of Grace'ten sağlanıyor. Bu checkpointte önünüzde iki yol göreceksiniz. Sağ tarafa giderseniz bir heykel karşınıza çıkacak. Burada Continuer görev serisinde o, o Mother işaretiyle açmanız gereken gizli bir kapı var. Arkasında Şaman Köyü ve diğer bölgeleri mutlaka ziyaret edin. Skadoviu Checkpoint'inden düz giderseniz oyundaki en sinir bozucu bosslardan biri bekliyor. Kumandan Gaius. Bu arkadaşı yenmeniz şart değil ancak bir yandan da kuvvetlenmek istiyorsanız bunu yapmak zorunlu gibi. Çünkü Gaius'un arkasında tam 5 adet Skadu Tree Fragment bulunuyor. Ayrıca Shadow Keep kilise bölgesinin zemin katından Skadu Tree Base Checkpoint'ini de açmanız gerekiyor. Ancak burası sadece tek bir boss dövüş arenasından ibaret. Scatter 3 Avatar adlı boss dövüşü oldukça zorlayıcı ve isterseniz bu dövüşü tamamen atlayarak oyunu bitirebilirsiniz. Ancak geldiğiniz zaman son boss dövüşü ile ilgili bir eşya düşüyor. %100 yapmak isteyenlerin uğramasını öneririm. Listemizdeki son opsiyonel bölge ise Abyssal Woods. Buraya gidişte yine Shadow Keep aracılığı ile yapılıyor. Bu sefer de videoda gösterildiği gibi Shadow Keep'in yeraltı bağlantılarını kullanacağız. Ve ilk oyunda olduğu gibi tuhaf bir şekilde bir tabutu taşıma aracı olarak kullanacaksınız. Ardından kendinizi Ruins of Unte adlı sulak mekanda buluyorsunuz. Burada ilerlemeden önce ufak bir tavsiyemiz var. Cansız bir şekilde yatmakta olan Furnace Golem'i uyandırın. Yapmanız gereken Hefty Furnace Pot'u kafasına fırlatmak. Ardından maalesef Golem size müteşekkir olacağına saldırıyor. Ancak bizim de amacımız onu alt etmek çünkü yendiğimiz zaman DLC'deki en iyi tier'i düşürecek. Bu bölgedeki ganimeti topladıktan sonra güneye şelalenin olduğu yere gidin ve buradan yine güneye doğru devam edin. Amacınız Recluse's River Downstream, Site of Grace'ini açmak ve ardından Darklight Catacombs zindanını bulmak. Bu sinir bozucu zindanın sonunda oyunun birçok ana bossundan daha zor bir düşman sizi bekliyor. O da Jory Elder Inquisitor. Bu bossu yendikten sonra artık Abyssal Woods bölgesindesiniz. Bu bölgede amacınız Remembrance bosslarından bir tanesi olan Midra'yı yenmek. Ancak Midra'nın yerini bulmak o kadar kolay değil. Aslında bunun mekanın karışık olması ile ilgisi yok. Tam tersi bu mekan oldukça boş alanlardan meydana geliyor. Buradaki sıkıntınız atınız Torrent'in bu ürkünç mekandan korktuğu için sizi geçici olarak terk etmesi. O nedenle tüm yolu yaya gitmeniz gerekiyor. Ve burada can sıkıcı bir düşman tipi var. O da dokunulmaz olarak bilinen e, böyle garip yaratıklar bu düşmanlara maalesef normal yollarla hasar vermek mümkün değil. Yapmanız gereken Perry yani savuşturma hamlesi. Ve bunun için de üzerinde Perry yeteneği olan herhangi bir kalkan yeterli oluyor. Perry yaptıktan sonra hızlıca öldürebiliyorsunuz. Ve öldürdükten sonra bir daha spawn olmuyorlar. Ancak ikili geldikleri yer oldukça sıkıntılı. O nedenle sessizce saklanarak da gidebilirsiniz ama yakalanma ihtimaliniz yüksek. Bu kısmı görünmezlik veren zırh veya büyülerde belki kullanarak geçebilirsiniz ancak en iyisi e, bu yaratıkları tek tek temizlemek. Bu bölgenin sonunda Midra'nın malikanesine ulaşıyorsunuz. Bu eğlenceli minizindanın sonunda yine eğlenceli bir kapışma sizi bekliyor. Evet böylece Enir İlim öncesi gidilmesi gereken önemli bölgelerin hepsini ziyaret etmiş olacaksınız. İlim ilk bakışta ana oyundaki Forum Ozulu'yu andırsa da buranın ölçeğinin çok daha küçük olduğunu göreceksiniz. Buranın sonunda oyundaki en güzel anlardan bir tanesine şahit olacaksınız. O da Mitkala'nın takipçileriyle yüz yüze gelmek. Burada daha önce vermiş olduğunuz kararların karşılığını alacaksınız. Bu büyük savaşta bazı NPC'ler sizle beraber savaşacak. Ancak yine de grup olarak azınlıktasınız. Bu savaştan sonra en son boss ve aranızda pek bir engel kalmıyor. Eğer Anspah ve Tholier görevlerini başarıyla tamamlamışsanız NPC yardım olarak size son savaşta destek olacaklar. Ancak onlara pek fazla bel bağlamayın derim. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bu boss tasarımı çoğu yerden zorluğu ile ilgili olumsuz eleştiri aldı belki bu videoyu çektikten sonra nerf bile gelmiş olabilir. Boss'u yendikten sonra Shadow of the Earth Tree DLC paketini tamamlamış oluyorsunuz. Tebrikler. Bu aşamadan sonra halen Gölge Dünyasında veya ana Earth Tree dünyasında serbestçe gezinebilirsiniz. Yeni oyun arttıda da DLC paketini tekrar deneyimlemek isterseniz ana oyunu bitirip yeni oyununuzda tekrar Radan ve Mog'u yenmeniz lazım. Hatırlatalım. Evet bu video ile 3 bölümlük yol haritası serisini tamamlamış oluyoruz. Umarım izlediğiniz yararlı olmuş ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Ayrıca Elden Ring rehber videolarımız için kanalımızda yüklenen önceki videolarımıza göz atmanızı tavsiye ederim. Elden Ring oyununa ek olarak oyun dünyasından haberler ve diğer oyun incelemeleri gibi içerikleri kanalda öyle de bulabilirsiniz. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Hoşçakalın. <laughs>